Sayın seyirciler, güne merhaba. Devam ediyor ve bugünün stüdyo konuğu eski siyasetçilerimizden, eski meclis başkanlarımızdan ve ayrıca yazar Sayın İsmail Bozkurt bizlerle birlikte Kıbrıs Türk Halkı'nın siyaset kurumu üzerine konuşacağız. Neden? Sayın İsmail Bozkurt bunların sözde kalmasını da istemeli belli ki konuşacaklarımızın veya geçmişten bugüne yaşananları çok güzel bir deneme kitabında bir araya getirdi. Açıkçası inanılmaz güzel ve sürükleyici bir kitap. Henüz yeni işte göz atma şansım olmasına rağmen özellikle konu başlıklarına baktığımda hemen hemen herkesin bu kitabı okumasını tavsiye ederim. Tabii kitapla ilgili ayrıntıları ve detayları şimdi kendisiyle konuşacağız. Bunun yanı sıra elbette ki söz uçar, yazı kalır sözü de burada bu kitapla birlikte aynı zamanda bir kez daha kanıtlanmış olur. Sayın Bozkurt, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, tabii öncelikle böyle bir kitabı yazdığınızdan dolayı sizi tebrik ederim. Çünkü bazen özellikle siyasi konularda, siyasette söz hep uçuyor, yazı kalıyor. Aynı zamanda tarih kitaplarına da yansımıyor. Yani tarih kitaplarımıza baktığımız zaman hani siyasetle ilgili değil de daha ağırlıklı işte savaşlar, ölümler, anlaşmalar, işte siyasi bürokrasi, ülkeler arası anlaşmalar yer alır. Ama Kıbrıs Türk halkının geçmişten bugüne yaşamış oldukları olaylar ve nedenleri hep siyasetle ilgili. Evet. Ve siyaset kurumu üzerine olan bu sohbetimizi de başlatalım. Öncelikle kitabımızdan başlayalım isterseniz. Neler bulabilecek izleyenlerimiz, okurlarımız bu kitapta? Evet. Sizin de söylediğiniz gibi bu bir deneme kitabıdır. Yani edebi tarzda yazıldı. Bunun amacı da rahat okunması için. Çünkü bunu bilimsel olarak akademik formatta da yazabilirdim ama o zaman okuyucusu çok az olur, sıkıcı olur vesaire. Dolayısıyla deneme tarzında yazıldı. Şimdi okuyucu neler bulacak? Önce bir daha şeyden, Osmanlı'dan koptuktan sonra Kıbrıs Türk halkının yaşadığı siyasal süreç ve siyasal yapılanmaları, İngiliz sömürge yönetimi politikaları vesaire, onları bulacak, o tarihi süreci bulacak. O tarihi sürecin içinde devletleşme diye benim nitelendirdiğim, önce 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nde eşit ortak, eşit kurucu ortak olarak yer alması. Ama 3 yıl içinde bu cumhuriyetin çökmesinden sonra işte genel komite diye bir yapılanma, ardından Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi, geçicilik kalkar, Kıbrıs Türk Federe Devleti, Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir devletleşme süreci. Şimdi ve bunun içinde tabii işte siyasal partilerin gelişmesi, yani siyaset kurumu dediğimizde zaten siyasetle ilgili her konu. Yani yapılanma, anayasa, yasalar, normlar vesaire hepsi giriyor. Hatta sivil toplum, medya falan da giriyor. Ki onlara da değiniyorum. Şimdi bütün bu tarihi süreci anlattıktan sonra şunu dile getirmeye çalışıyorum. Siyasetin en basit tanımı, siyaset sorun çözme mekanizmasıdır. Veyahut da sanatıdır diyenler de var. Yani kısaca en basit siyasetin şeyi, siyaset sorun çözme sanatıdır veyahut da sorun çözme mekanizmasıdır. Öz Türkçesiyle sorun çözme düzeneğidir, evet. Mekanizma yerine. Şimdi buna baktığımızda biz şunu görürüz. 1878'den sonraki yapılanmada o İngiliz yönetimine karşı varoluş ve varoluş için ve enosisi gerçekleştirmek için yapılan mücadele, siyasal mücadelede belirli hedeflerin hep adım adım gerçekleştiğini görüyoruz. Ve mesela sorunların çözüldüğünü görüyoruz. Evet. Görmediğimiz bir şey vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne son aşama, devletleşme gerçekleştirdikten sonra sorunların çözümsüz kaldığını görüyoruz. Yani bugün siyasetimizin en büyük, en temel sorunu sorun çözmüyor. Bunu ben nasıl söyleyebilirim? Ben çok rahat söyleyebilirim. Çünkü 1990'a kadar biliyorsunuz aktif politikanın içindeydim. Evet. Şimdi bakıyorum, o zaman ne tartışılıyorsa, hangi sorunlar varsa hepsi var.
hepsi var. Hem yapılanma, devlet yapılanması olarak var. Hem devlet fonksiyonu olarak var. Devlet yapılanması olarak bürokrasi inanılmaz bir sorundur. Özellikle son dönemde ben muhatap oldum. Çıldıracak duruma gider insan. Ve emin olun, bakın şimdi söyleyeyim. Yani benim yarın diyelim ki bürokrasiye bir işim düşse rahatsız olurum, huzursuz olurum. Ne nasıl karşılaşacağım, ne zorluklarla karşılaşacağım diye. Çok berbat, inanılmaz bir şeyimiz var. Bunu tabii bununla beraber işte demokrasimizde sorunlar var. Ciddi ne sorunlar gibi var. Mesela, ciddi sorunlar var. Şimdi bir defa hoşgörü demokrasinin en temel niteliklerinden biri hoşgörüdür. Hoşgörü yok bizde. Yani her zaman ezelden beri bugüne kadar işte özellikle Kıbrıs soruna bakış açısına göre işte ya hain olur, ya bilmem milliyetçi olur, işte en ufak bir şeyde hırsız olur vesaire. Yani bir ötekileştirme vardır sürekli olarak. Oysa diyalog en önemli sorunlardan biridir. Ama daha da önemlisi demokrasimiz bakımından, demokrasinin anlayışı çok terstir. Şimdi eskiden bir uygulama vardı. İnsanlar savaşırdı, hep savaşta, genellikle savaşta. Diplomasi gene vardı her dönemde, insanların olduğu her dönemde, ama özellikle savaşta güçlü olan ordusunu salar, kazanan kazanırdı. Kazanan, o zamanki anlayışta kazanan kaybedenin her şeyine sahip çıkardı. Her şeyine, malına, mülküne, ülkesine, hatta insanlarına, kadınlarına, çocuklarına, yani hep sahip çıkardı. Şimdi bu anlayışın izleri var bizim siyasetimizde. Nedir diyeceksiniz? İşte en basit üçlü karınama. Üçlü karınama tam bir yağma şey diye. Yani ben kazandım. Dolayısıyla bütün mevkiler, müdürlükler, müsteşarlıklar bana aittir. Benim adamlarımı yerleştireceğim. Evet. Tam yani o yağma anlayışı ve yalnız bu değil. Bir de devletin uygulamalarına baktığımızda hep dağıtıma dayalı bir şey. Yani bunu şeyde Rumlardan geçen taşınmaz mallarda gördük. T izinlerinde gördük. Bir zamanlar telefonda gördük. Yani son dönemlerde noterlikleri gördük. Yani rant olabilecek her şey dağıtıma tabii. Ve bir de anlayış doğdu. Siyasetimizin bir anlayışı. Bu genel bir anlayıştır. Şunu da söyleyeyim tabii. Ben bu kitabı yazarken hiçbir siyasal partiyi, grubu, hareketi, düşünceyi hedef almadım. Sistemi olduğu gibi. Kimseyi de övmeyi, öyle bir şeyim olmadı, öyle bir derdim olmadı. Kimseye yağ çekmeye de, zaten yağcılık öyle bir şey değil. Öyle bir şeye ihtiyacınız da yok. Öyle bir şeye ihtiyacım yok, karakterim de yoktur. Yani dolayısıyla deneme zaten, denemenin şeyi odur. Kendim, yani benim beynimdeki algılamalara göre ben bunları anlattım. Şimdi ve tabii şu anlayış doğdu. Bugünkü siyasette iktidar anlayışı, hükümet olma anlayışı yandaşları veya daha çok yandaşları veyahut da yandaş olabilecekleri kamuda istihdam etmektir. Bütün sanki hükümet o gibi bir anlayış var. Yani gelen hükümetlere bakınız. Önce üçlü karnamelerde bütün şeyleri kendi adamlarına doldurur. Hatta bakan değiştiğinde de değiştirir, doldurur. Müşavir işte ordusu. Dışarıdan yani şu son biliyorsunuz kurultay döneminde 366 kişi alındı. Şimdi işin özü son zamanlarda haklı durumları da var elbette ama uygulama bakımından aynı işte son işe alınmalar vardır vesaire vesaire. Yani anlayış o. Sivilleşme sorun. Yani sivilleşememe bir sorundur. Nedir efendim sivilleşme? Ve sivilleşememe de sorun. Bakın hep geçici 10. maddeyi öne atarlar. Geçici 10. maddenin bazı engeller getirdiği doğrudur ama o değil. Yani mesela polis niye İçişleri Bakanlığı'na bağlanmıyor ya da Başbakanlığı'na bağlanmıyor deniyor ve geçici 10. madde atıp tamamlıyor. Hiç ilgisi yoktur. Yani meclis bugün geçici madde bunu önlemiyor. Meclis bugün bir yasa geçirip polisi şeye bağlayabilir. Yapabilir. Yani o gücü vardır ama yapmıyor.
ve mazeret öne sürüyor. Sizce neden yapmıyor Sayın Bozkurt? Yani çünkü genellikle seçim manifestolarında veya işte söylemlerde veya işte seçim propagandalarında zaman zaman polisin sivile evet. bağlanması istemine destek veren kesime vaatlerde evet. bulunulur. Ve sonra unutulur. Ya da sonra hemen işte doğru. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı hedef gösterilir denir ki evet. işte onlar ise oysa öyle bir şey yok. Biz evet. biliyoruz evet. ki buyurun siyaset alın dediler. Siyaset isterse bunu yapabilir. Şimdi niçin yapmıyorlar? Şunu söyleyeyim. Şimdi şehir efsanesi diye bir şey vardır. Şehir efsanesi bir şey vardır. Yani doğar özellikle çağdaş yaşamına çıkar. Bir şey çıkar ve devamlı o söylenir. Bu bir şehir efsanesidir. Yani geçici 10. madde sivilleşmeyi engelleyen bir şeydir ve bunu devam ettirmek işlerine geliyor. Belli ki işine geliyor siyasetin. Ondan dolayı yapmıyor. Şimdi şeye baktığımızda yani vaktimiz olsa tabii tümünü anlatırdım size ama devletin fonksiyonlarına baktığımızda aynı şekilde. Şimdi benim siyasette olduğum dönemde 30 sene önce de eğitim sistemi tartışılıyordu. Nedir o? Sağlık problemi tartışılıyordu. Trafik problemi tartışılıyordu ve daha da katberleşti. Çevre sorunu daha hızlı, daha da çoğaldı. Yani sorunlar çözülmüyor. Tabii şu denebilir. Ya o sorun olmaması mümkün mü? Elbette sorun olmaması mümkün değil. Ama sen siyaset olarak bazı sorunları çözeceksin ki yenilerine geçebilirsin. Ama bizim siyaset kurumu çözmüyor sorunları. Aslında tam tersi şimdi bugünkü aşamaya baktığımızda siyaset bu memleketin en büyük sorunudur. Temel sorun siyasettir. Peki. Çözemiyor ve kendisi sorundur. Peki Sayın Bozkurt, şimdi bu söyleminize katılmakla birlikte birçok siyasetçimiz, özellikle sizin kuşak olan siyasetçilerimiz ve mevcut siyasetçilerimiz de aynı şeyi söylüyor. Siyaset problemleri çözmekte zorlanıyor veya çözemiyor diyorlar. Sistemin değişmesi gerektiğini savunup sistemi değiştirmek için de hiçbir şey yapmıyorlar. Peki sistemin değişmesini savunanlar acaba statikocu olarak mı anılmalı? Yani hata mı yapıyorlar bu noktada? Yani yanlış mı sistemin değişmesini savunmak mevcut halde? Yanlış değil. Zaten benim kitabımda göreceksiniz. Şimdi ben bu sorunları, bir sürü sorunu saydıktan sonra bu sorunların kaynağına inmeye çalıştım. Tahlillerde bulunarak ve üç başlık altında atıldım. Birincisi, siyasal ideolojik anlamda tahliller ve kaynak gösterilenleri diyorum ben. Yani benim düşüncem değil de. Nedir bunlar? Şimdi siz de bilirsiniz. Üç tane düşünce vardır. Sorunlar çözülmüyor çünkü Kıbrıs sorunu var. Evet. Birinci mazeret bu. Bir şehir efsanesi. Sorunlar çözülmüyor çünkü Türkiye karışıyor. İkinci kuyruklusu bu. Üçüncüsü KKTC ilan edildiği için bu sorunlar var. Bu iddialar var. Bunlar ideolojik, siyasal nitelikli. İkinci bir başlık altında sistem ve anayasal durumdan dolayı. Nedir bu? İşte parlamenter sistemden dolayı kaynaklanıyor. Parlamenter sistemi bırakıp da başkanlık sistemi özellikle gündemde. Ona geçersek her şey günlük gülistanlık olacak. Gibi veyahut da anayasa değiştirilirse günlük gülistanlık olacak. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avrupa Birliği'ne girerse, yani çözüm olursa ve Avrupa Birliği'ne girerse her şey günlük gülistanlık olacak. Bir de üçüncü başlık olarak sorunu halkta görünler var. Yani halk anlamaz, halk iyi seçemez diye görüşler vardır. Şimdi ben bunlara baktığımda üçüne de bütün görüşlerin gülünç olduğunu düşünüyorum. Yani her birinin bazı şeyi var. Yani Kıbrıs sorunundan kaynaklanan bazı sorunlar var. Türkiye'den, Ankara'dan kaynaklanan bazı sorunlar var. Müdahaleleri var, şunlar var, bunlar var. Zaman varsa onları da konuşuyoruz. Tabii. Ne bileyim ben anayasadan kaynaklanan var bazı sorunlar yargı konusunda mesela. Sistemden kaynaklanan, parlamenter sistemin iyi çalışmamasından
kaynaklanan. Hepsi var, nispeten var ama. Ama hiçbirinde halkın sorumlu olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü halk, örnekleri de verdim, her seçimde bir şeyler yapıyor bu halk. Her seçimde yapıyor ve her seçimde neredeyse son dönemlerde özellikle her seçimde değiştiriyor iktidarı. Ama bir bakıyor ki yine aynı şey, değişen bir şey yok. Ama benzer partiler galiba iktidara geliyor. İşte onu diyeceğim zaten en büyük sorunlardan biri de. Kitabımda da benim savlarımdan biri, partiler artık birbirine benzeşiyor. Veyahut da halk artık öyle görüyor. Yani uygulamalar ve ortaya kuran politikalar dolayısıyla halk bakıyor ki ya bir fark yok. Yani şunlardı, X partiydi, değiştirdim onu, bunu getirdim, bu da aynı. O benzeşmeyi görüyor. Ve sonuçta tabii benim görüşüm şu. Yani her birinden bazı şeyler var, bazı mazeretler bulunabilir ama gerçekten baktığımızda şimdi bürokrasi en büyük sorunlardan biri. Bürokrasinin Kıbrıs sorununun ilgisi nedir? Türkiye ile ilgisi nedir? Var mı bilgisi? Yok. Anayasa ile bilgisi yani var sen mı? Devlet parlamenter sistemle bilgisi var mı? Evet. Yok. Trafik. Çevre. Yani, kanalizasyon. Karayolları. Yani hangisini alırsanız. Maliye, mali durum bakımından derseniz nispeten Kıbrıs sorununun şeyi var ama tümüyle ondan kaynaklanmıyor ki be kardeşim. Yani tamamıyla bir mazeret. Ve tabii bir de siyaset kurumunun yapısından gelen bir de şu durum vardır. Yani çok şeyler kötü, gerçekten kötü. Yani bunu ben şey olarak söylemiyorum. Yani artık görüyor halk ve son zamanlarda zaten yapılan kamuoyu yoklamaları da bunu gösteriyor. Bir şey var, yani halkta bir tedirginlik var. Son anayasa oylaması var. Son anayasa oylaması aslında çok çok önemli. Yani biliyor musunuz, dünyada muhtemelen, ben araştırma imkanı bulamadım ama muhtemelen meclisin olduğu gibi oy birliğiyle bütün partilerin, medyanın, sivil toplumun desteklediği çok az bir grubun karşı çıktığı bir anayasanın reddedilmesi inanılacak bir şey değil. Ve bu bir kırmızı karttır. Resmen bir kırmızı karttır. Ama ne oldu? Neye karşı bu kırmızı kart Sayın Bozkurt? Neyi siyasete güvenmeme. Siyasetin çünkü bütününe güvenmeme. Bütününe güvenmeme tabii. Evet. Bütününe güvenmeme. Çünkü şimdi şu da deniyor. Lafı açar ama bir nedenlerden biri de işte halk anayasayı anlamadı da onun için oy vermedi. Geç kardeşim. Şimdi bakın anayasalarda böyle metinlerde halk zaten anlaması mümkün değil. Okuması mümkün değil. Aydınların bile bilmesi mümkün değil. 10 bin sayfalık anlam planı sunuldu bu topluma, referanduma. Bu toplum gitti oy verdi. Niçin oy verdi? Kendisine bu plana evet de diyenlere inandı, güvendi ve verdi. Evet. Yani tek bu gibi sorunlar da. Şimdi Avrupa'da yapılan halk oylamaları vardır. Diyelim ki boşanma için. Sadece şey bir maddedir. Sadece boşanma olsun mu olmasın mı? Veyahut da işte trafik bazı ülkelerde oldu. Bir gün tek plakalı, bir gün çift plakalılar gitsin mi? Bunlar çok basittir. İnsan hemen algılar şöyledir. Ama anayasalarda böyle değil. Anayasalarda herhangi bir yurttaşın tek başına o anayasal metni 100-200 maddeyi anlam planındaki gibi 10 bin sayfayı okuyup da anlayarak oy vermesi mümkün değil zaten. Süre de çok kısıtlıyız. Orada bütün mesele güvendir. Yani belirli kamuoyunu oluşturan kişiler vardır, gruplar vardır. Onlar bir görüş ortaya koyarlar. Hangisine güvenirse halkın çoğunluğu gider ona oy verir. Yani dolayısıyla ve ben şunu söylüyorum. Yani çok aslında sarsılması lazımdı siyasetin. Ama yani inanılmaz bir vurdum duymazlık var. İnanılmaz bir vurdum duymazlık. Hatta ben söylerim Kıbrıs ağzında biraz hafif argomsu sunmak dayı diye bir şey vardı. Yani vurdum duymazın eşeği. Neredeyse öyle bir durum vardır. Yani çok iyi irdelenmesi gerekir diyeyim. Ha şimdi bir de şey söyleyeceğim. Tabii değindiğim konulardan biri.
bütün bu şeylere rağmen, olumsuzluklara rağmen, yani o kadar çok olumsuzluk var ki hangisini sayacaksınız bilemezsiniz. Ama bu olumsuzluklara karşı siyaset her zaman kendisini satmayı becerir, genellikle becerir, iyi becerir. Ve bunun için ben bir örnek veririm. Verdiğim bir örnek vardır. Birinci Dünya Savaşı'nda bir Almanlarla savaşan bir Fransız generali bir savaşta yenilir. Sonra şeyini çağırır, yaverini çağırır, rapor yazıp üstüne gönderecek. Yaz der emrindeki subaya. Almanla girdiğimiz falan savaşı zaferle kazandık. Subay der ki fakat komutanım nasıl kazandık? Biz yenildik. Yaz evladım dersen yaz. İleride bizim yazıklarımızı okuyacak herkes. Bizim yenildiğimizi bilmeyecek. Biz yenildik diye yazarsak, öyle yazılırsa, öyle kaydedilirse öyle bilecekler. Şimdi de yapılan, yani siyasetin yaptığı zaman zaman duyuyorum işte televizyon kanallarında görüyorum bazı arkadaşları. Yani ne güzel böyle tablolar çiziyorlar. Sanki böyle güllük gülistanlıktır. Bunu iyi becerir. İyi yani becerir. Mesela bugün elektrik gibi yani sıcak sıcak bir örnek verecek olursak. Evet. Alt tarafı evet. 2 kuruş indirim yaptı. %36 diye bunu vatandaşa evet. sattılar yani maşallah. Evet, evet. evet. Yani bunun gibi. Evet. Yani sonu gelmeyen bir şey. Bir gayya kuyusu gibi bir konu maalesef bu. Yani hangi konuya el atsanız... Peki ne yapmalı bu vatandaş Sayın Bozkurt'u? Ne gözlemliyorsunuz? Yani biz ne yapalım? Yani hepimiz aynı şeyden şikayet ediyoruz. Aynı şeyin değiştirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Sistemin veya işte ülke evet. içerisinde yaşanan insanların, halkın, vatandaşların, turistlerin hayatını kolaylaştırabilecek öğrencilerin ki evet. ikisi de ciddi ekonomik lokomotif bu ülke için. Bütün bu hayatı kolaylaştıracak, refah seviyesini yükseltebilmek için ne yapmak lazım? Yani bugün işte. Bakıyorsunuz. Sivil toplum örgütlerine bakalım, siyaseti değerlendirdiniz. Sendikalara da bakalım. Onlar çünkü itici güç olmak zorunda. Muhalefete de bakalım. Bu 3-4 unsuru yeterli buluyor musunuz? Doğru mudur? Kâhı bulmuyorum, onu söyleyeyim. Yani ben sivil toplumu da eleştiriyorum şeyde. Sivil toplum da yetersiz. Sivil toplumda yani büyük oranda devlette benzeştiği. Yani devlet iktidar olma nasıl rant anlayışıyla... yani rant dağıtma, oy al, ben oy alacağım, sana rant dağıtacağım. Sivil toplumdan büyük oranda öyle çalışıyor maalesef. Yani bir şeyler alıp da kendisine sadece bir şeyini alıp da gerisine boş ver. Ya bu ülkede biraz az önce demokratikleşmeyi konuştuk da bir zaman olmadığı için hepsini konuşmadık. Şimdi bir ülke düşünün, bizim ülkemizi düşünün. Zamanımız var, yarım saatimiz var. Var, güzel. Evet. Şimdi bir ülke düşünün ki, özel kesimde sendikacılık yok. Öyle bir şey yok memlekette. Yani hiçbir yerde sendika kurulamıyor. Eylem yapılamıyor. Nasıl olabilir bu? Yani yalnız dikkat ederseniz sendikalaşma bizde sadece kamu kesiminde var. Ve üstelik onlar devlet, büyük oranda devlet desteği alıyor yani bu şeyler. Yani birkaç personeli profesyonel olarak çalışıyor. Aidatları devlet topluyor, maliye şeyden kesiyor vesaire vesaire. Yani bu da büyük bir eksiklik, büyük bir şey yokluk ve bu kimsenin umurunda da değil bu. Yani yani avantajı sağlayanların da umurunda değil. Bu bir eksikliktir. Yani şimdi dıştan bakan bir kimse der ki bazen bizde çıkıyor işte bizde mükemmel bir demokrasi vardır. Be kardeşim demokrasi sadece seçim değil ki. Yani sanki demokrasi sadece seçimli değil. Yani bir sürü şeyler vardır. Bir sürü şeyler vardır. Ha, vitrin olarak baktığınızda, vitrin olarak KKTC demokrasi gerçekten güzel bir demokrasidir. Vitrin olarak. Ama içine girdiğinizde bir sürü eksiklikleri olduğunu görürsünüz. Bir sürü eksiklikleri görürsünüz. Evet, dertler çok. Dertler çok. Peki, kitabınıza dönecek olursak, kitapta başka ne tür konulara değindik? Bir de tabii bu sistemi nasıl değiştireceğiz? Evet. Sorumun biri de oldu. Yani, birisi oydu çünkü tabii. Çünkü seçiyoruz ama... Şimdi tabii, şimdi ben şunu söyleyeyim. Yani sadece sistem olarak düşündüğümüzde, parlamenter sistem, tek başına bir çare olduğunu ben düşünmüyorum. Ama yani önemli bir faktörlerden biri olabilir. İngiltere'de nasıldır?
İngiltere'de nasıl? İngiltere'de parlamenter sistemdir ama değişik bir parlamenter sistemdir. Çok farklı. Ya hatta ona başbakanlık sistemi. Çünkü orada başbakan çok güçlüdür. Neredeyse bazı konularda Amerikan başkanından daha güçlüdür. İşte sorun oradadır Çiğdem Hanım. Şimdi bakınız, parlamenter sistemden geçelim, bırakalım, şeye geçelim deniyor başkanlık sistemine. İlkesel olarak ben karşı değilim. Geçilebilir. Herhangi bir sisteme geçilebilir. Mevcutta da kalabilir. Ama önemli olan şimdiki sistemin hastalıklarını bertaraf edebilmek diye. Şimdi popülizm bu toplumun en büyük hastalığıdır. Ve şeyin nedir o? Siyasetin neredeyse temel niteliğidir bizde. Hatta popülist bir sistem var diyebilirsiniz burada. Yani neredeyse her şey popülizme dayanıyor. Birilerinin hoşuna gidecek bir şeyler yapma. Hep böyle. Ve bunu yaratan tabii sistemin bütünüdür. Sistemin bütünü bu şeyi de yaratıyor. Yani bana göre tek tek onlardan başlamak gerekir. Yani bir anda her şeyi değiştirmek mümkün değil. Bir anda değiştirmek için, bir ülkenin sistemi bir anda değiştirmek için iki şey öyle olabilir. Ya bir darbe olur veyahut da devrim olur, kökten değiştirir veyahut da dıştan bir güç bunu yapar. Bunların mümkün olmadığına göre ve benimsememiz de mümkün olmadığına göre içten ve işin en zor tarafı tabii burada geliyor. Bu durumun sorumlusu siyasettir ama bunu halletmesi gereken de siyasettir. Şimdi o zaman şunu yapmak gerekir. Bu popülizmi ve diğer işte yağma sistemini, patronaj sistemi vardır. Bunları en aza indirecek tedbirler almak lazım. Yani yavaş yavaş onlara adım atmak lazım. Nedir mesela? Bana göre, kitapta da iddiam odur, en önemli hatta birincil, ilk yapılacak olan şey seçim bölgelerini ortadan kaldırmaktır. Yani tek bölgeye seçmek. Tek bölgeye geçeceksiniz. Bunun şeyi yok. Niçin diyeceksin? Ne farkı var? Canım küçülttükçe, bölgeler küçüldükçe popülizm artar. Bu iki kere iki dört eder. Yani bir doğrudur bu. Bütün dünyanın kabul ettiği. Çünkü bölge küçüldükçe kitle küçülür. Yüz yüze temaslar daha çok olur. Ve o karşılıklı alışveriş, rant alışverişi, oy verme alışverişi daha kolay, daha basit olur. Ve daha çok etkiler. Dolayısıyla bunu olabildiğince büyütmek lazım. Birçok ülke de bunu yaptı. Yani Almanya'da böyledir. Doğu blok ülkelerinin çoğu böyledir. Yani en azından orada yarısını bütün şeyde seçerler. Ülke çapında yarısını da bölürler. Veyahut da değişik sistemler vardır. Yani bunu ülkeler deniyor ve görüyor. Şimdi bizde baktığınızda aslında yani onu da söylemiş olayım. 1983'ten sonra 85 kurucu meclisinde bugünkü anayasa yapılırken anayasa komisyonunda benim önerimle tek bölge kondu anayasal taslağına. Ama maalesef genel kurula geldiğinde maalesef ya basiret bağlandı ya bilmiyorum ne hesaplar oldu orada değiştirildi ve yasaya bırakıldı. Yasaya bırakılınca ne oldu? Seçim yasasında seçim bölgeleri ilçe olarak kabul edildi. O zaman 3 bölge vardı, 3 seçim ilçe vardı, 3 seçim bölgesi. Sonra işte 2000'lerde falan, tam yılını hatırlamıyorum, ilçe sayısı 5'e yükseldi. Evet, güzel falan da ekledi. Ve bana göre en kötü uygulamalardan biri oldu. Yani sistemin içine eden sorunlardan biri de odur. Şimdi burada bir soru gelebilir, eleştiri de gelebilir. Ya o ilçe olmasın mı şey? Olsun ben ona demiyorum. Yani hiç olmasın başka şeydir. Seçim bölgesi başka şeydir. Şimdi seçim bölgesi olmaz mı? Birçok ülkede olmaz mı? Olur. Ama seçim bölgesi olması için yani gerekmesi için derin sosyo kültürel farklılıklar olması lazım. Ki onları da temsil edilme hakkı verilsin o bölgelere. Bizde öyle bir şey yoktur. Öyle bir sıkıntı yoktur. Ve yani bana çok kızılacak biliyorum ama bir örnek vereyim. Ya bugünkü meclisimizde, geçen mecliste de öyleydi, 14-15 galiba doktor var. Ya 50 kişilik bir mecliste
15 doktor olamaz. Bu temsiliyette bir hata vardır. Ha, yasal olarak doğrudur. Seçildi girdi. Ama demokratik anlaşma bakımından hazmedilir değildir bu. Olamaz böyle bir şey. Bunun niçin öyle oluyor? Çünkü doktorlar halkla ilişkileri çok daha fazladır. Dolayısıyla küçük bölge olunca da etkisi daha çok oluyor bu. Bunun tek şeyi bu. Ama tek bölge olsa bu kadar olmayacağını düşünüyorum ben. Aynı şekilde kadın sorunu da önemli bir sorundur. Şimdi bir türlü yani kadınlarımızı meclise, siyasette sokma şeyini başaramadık. Partiler de bunu yapamadı. Partiler işte bazı kotalar uygulamaya başladılar ama o da yürümedi, yürümüyor. Halbuki en önemli sorunlar, demokrasimizin temel sorunlarından birinin olduğunu da düşünüyorum ben. Yani kadınlara %50'ye en yakın temsil oranı verilmesi lazımdır mecliste. Ve bunun epeyce siyaseti değiştireceğini düşünüyorum. Yani bir sürü yapılacak şeyler vardır. Önemli olan işte siyasetin kendisi karar verip, kendisini toparlayıp, bu anlayışa girip adım adım bunları yapabilmesidir. Fırsatlar yok muydu? Vardı. Mesela tek seçim bölgesi çok rahat bir şekilde yapılabilirdi. Erken seçime giderken bakın, erken seçime giderken 3 parti bir sivil geçici hükümet kurdu. Ve 3 parti de o zaman tek bölgeyi savunduğunu söyledi. Peki 3 tanesinin bir tanesi bunu kırmızı çizgi olarak koysaydı, bu derhal bunu yapalım öyle hükümeti kuralım deseydi vurulacaktı bu değil mi? Evet. Geçici hükümet içinde olabilirdi ama konmadı. Bu hükümet kurulurken de, şimdi bu hükümette iki parti vardır. İki parti de bunu savunuyor, tek bölgeyi savunuyor. Peki bunu bir kırmızı çizgi olarak koyup ilk bunu yapacağız diyemezler miydi? İlk icraatımız bu olacak. Geçti bir sene, bir seneden fazla. Hala da şimdi uğraşılıyormuş. Epeyce şeyler de varmış. Seçimi halk tepkiler de var. Esası. Zaman geçince başlıyor tabii. Çünkü gayet doğaldır yani. Bundan, böyle bir sistemden nemalanmayacak ve karşı çıkacak çok kişi olacak. Başlamış zaten aldığım haberlere göre meclis içinde yahut da komite çalışmasında neyse bu konuda ciddi şeyler var ve ben artık zor olacağını düşünüyorum bunu. Umudunuz yok, bu konuda umudunuz yok mu? Yani pek böyle olacağını sanmıyorum yani bakıyorum olmuyor yani. Ama sistemin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değişebilmesi için de ilk, en başta... Bana göre en başta ilk yapılacak odur. Çünkü sistemin zayıf tarafı tabii işte bütün bu seçim sisteminden kaynaklanıyor, şuradan kaynaklanıyor, bundan kaynaklanıyor. Sistem, bizim devlet sistemimiz devlet adamı yetiştirmiyor. Politikacı yetiştiriyor. Sadece politikacı yetiştiriyor. Şimdi farkı nedir bunların? Politikacı ilk seçimi düşünür. Ve onun için popülist uygulamalar yapar. Onun için rant dağıtmaya çalışır. Onun için. Halbuki devlet adamı gelecek kuşakları düşünür. İşte gelecek kuşakları düşünen politik figürlere ihtiyaç var bu toplumun. Bu kendiliğinden de çıkabilir. Bu sistem... Yani tek bölge sistemine giderek de bunu zorlayabiliriz. İlle çıkaracak demiyorum. Yani bu sosyal bilimlerde, demokrasilerde her şeye %100 böyle olacak demeniz mümkün değil. Ama siz yolunu açarsınız, kapısını açarsınız, engelleri açarsınız. Ondan sonra da o gelişmeyi zorlarsınız. Yani Sayın Bozkurt, bu devlet adamlığı noktasında veya doğru politikacı noktasında şöyle de bir problemimiz olabilir mi? Yani sizin tecrübenize dayanarak soruyorum. Mesela son yapılan genel seçimlerde halk gitti ve karma oy kullandı. Pırıl pırıl gençler parlamentoya taşındı. Hem de doktor doğru. olmayanlar da dahil, iş adamları, doğru, iş dünyasından doğru. da. Güzel bir şey oldu. Ve beklenti bu insanlardan oldukça büyüktü. En azından halkın öyle bir beklentisi vardı. Ama süreç içerisinde gördük ki ne yazık ki birçok yeni parlamenter, O heyecanı şu anda taşıyamıyor. Evet çalışma yapıyorlar. Burada kesinlikle şeyim yok, itirazım yok. Görebiliyoruz bunu da komitelerde vesaire ama halkın o beklediği şey
olmadı. O beklenen kıvılcım, değişim yaşanmadı. Doğru, doğru. Bunu şuna mı bağlayabiliriz? Mesela meclise, parlamentoya da dahi girse yeni insanlar, sonuç itibariyle parlamento ve ülkenin veya işte anayasanın ya da bütünlüğümüzün, hukukun hepsinin ayrı bir kenara koyup partilerin kendi işte MYK'ları, parti meclisleri, parti disiplinleri, parti sözlükleri, parti kararları bu doğrultuda hareket etmek zorunda mı kalıyorlar? Aksini çünkü yapsa parlamentoda ülke için, halk için partisinden belki de tepki görecek. Belki partisinin abileri onu bir sonraki seçimde geri sıralara atacak. Bu noktalara da değinebilir miyiz? Yani evet, parlamentoda ve sistemde hata var ama siyasi partilerin yapısında neler var? Biraz da onu konuşalım. Siyasal, tabii konulardan bir tanesi benim kitapta siyasal partilerdedir. Yani siyasal partiler yapılanmasının ben çok kötü olduğunu düşünüyorum memlekette. Yani oligarşik bir yapılanma var diyebilirim siyasal parti yapılanmalarında. Bu da sizin söylediğiniz gibi. Zaten uygulamada da görüyoruz bunu. Sık sık görüyoruz bunu. Bu oligarşik yapılanmayı görüyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim Çiğdem Hanım. Tabii bu genç arkadaşların faaliyetlerini ben de dikkatle izliyorum ve güzel şeyler de yapmaya çalışıyorlar. Yasalar falan düzenleyerek bunu yapmaya çalışıyorlar. Ama bir eksik taraf vardır. Yani yine bu siyasetin çok önemli noktalarından biridir. Ben biliyorsunuz siyasal bilgiler okudum, ülkede okudum. Hocalarımızın sık sık dile getirdiği bir şeyi ben hiç aklımdan çıkarmam. Derlerdi ki bize, bir ülkede en güzel anayasayı, en güzel yasaları yapın, kötü uygulayıcıların elinde çok kötü bir yönetim ortaya çıkar. Ama bir ülkede kötü bir anayasa, kötü yasaları iyi uygulayıcıların eline veriniz, iyi bir yönetim. Yani şuna getireceğim. Bir ülkedeki yönetimin iyi veyahut da kötü olması sadece yasalarla olmaz. Yani sadece yasalarla, yasa çıkararak yahut da anayasa çıkararak olmaz. Onların uygulanması, iyi doğru uygulanmasıdır önemli. Şimdi son dönemde mesela bu genç arkadaşların da gayretiyle, çabalarıyla çıkan iyi idare yasası var. Hı hı. Güzel, güzel bir teşebbüs. İyi bir de yasa çıktı. Yani o yasa çıktı, iyi idareye mi kavuştuk biz? Ne fark etti? Yani en ufak bir şey bile fark etti mi? Yok. Fark etmedi. Yani dolayısıyla o yönünden düşürmek lazım. Şimdi buna çok örnekler verebilirim size. Anayasada kurallarımız var. Bakın, anayasada kurallar var. Anayasada sanatı desteklemek için çok güçlü kurallar var. Koruyacaksın diyor, destekleyeceksin diyor, ödüllendireceksin diyor. Yani çok güçlü bir şey var. Ama bir bakıyorsunuz, bu ülkede devlet fonksiyonu olarak en geri planda bırakılan kültür ve sanattır. Genel anlamda söylüyorum. Yani bugünkü anlamda söylemiyorum. Ama genel olarak baktığınızda kültür işlevi her zaman devletin en sona attığı ve ödenek vermek gerektiği zaman da en son düşündüğü, ödenek kesmek gerektiği zaman da ilk aklına getirdiği şeydir. Bir zaman biliyorsunuz Lefkoşa Belediyesi'nde tiyatronun kapanması gündeme gelmişti ilk maddelerden biri olarak. Yani şimdi yani bu düşünce yine bir defa şey etmek lazım mı? Şunu görürüz tabii. Uygulamayı anlatmak için söylüyorum. Şimdi bir şey istediğinizde, bir şey talep ettiğinizde derler ki kaynak yoktur. Doğrudur yani. Devlet yönetiminde kaynak çok önemli bir faktördür. Ama her şey değildir. Çünkü tercihler önemlidir. Yani elinizde bir kaynak var, onu nasıl tercih edeceğiniz önemlidir. Şimdi bu memlekette 1974'ten sonra 40 küsur, hep bunu da söylediğimde bana çoğu kızar ama gene de söyleyeceğim. 40 küsur belki daha fazla çim saha yapıldı bu memlekette, bu kurak memlekette. Yazın su bulmadığımız grak grak halk ağzıyla eden bir dönemde
40 küsur şey vardır, yapıldı. Kaynak bulundu onlara ve yapıldı. Ama 40 yılda, bu son 40 yılın içinde ne bir tek AKM yapıldı, onu da Türkiye Büyükelçiliği yaptı. Ne bir kültür merkezi yapıldı, ne bir konser salonu yapıldı, ne bir müze. Yani turizm yapıyoruz. Lefkoşa'da bir müzemiz yok. Lefkoşa'da doğru dürüst bir müzemiz yok. Oysa Lefkoşa'nın yani, doğası zaten kendi o, bir müze. Ama hayır, ben şeyi anlatmaya çalışıyorum. Yani tercih, diyecek ki onun şeyi vardır, fonu vardır. Nedir o? Spor fonu vardır. İşte Milli Piyango'nun şey. Tamam ya kardeşim, o fonun yalnız spora gitmesini ne karar verir sensin yine neticede. Değiştir o fonun yasasını. O fonun bir kısmını başka yere harca. Değil mi? Yani şeye bağlıdır bu. İsteğe bağlı. Tercihlere bağlı. Niyete yani kaynak bağlı. Yoktur şeyine ben katılmıyorum. Kaynak genel olarak sıkıntıdadır. Her devlette zaten sınırsız kaynaklar yoktur. Ama önemli olan sende belirli bir kaynak vardır. Onu nasıl kullanacağındır. Yani sonuçta da tabii hep bağlıyor. Çünkü konular birbirine bağlı. Ondan ona diyor. Şeyi sormuştunuz sonra. Yani bu genç arkadaşların durumunu. Yani elleri kolları doğrudur, bir şekilde doğrudur, kendi bağlı bulundukları doğrudur. Partilere bu anayasa, oranla bağlanıyor anayasa sanki. Konusunda da bu genç ekibin hareketiyle yahut da genç birkaç kişinin hareketiyle yapıldı. Ve ne yazık ki o anayasa reddedildi. Şimdi o anayasa değişiklikleri kötü müydü yani çok kötü müydü? Yok öyle bir şey değildi. Birkaç tane olumsuz şey vardı. Birkaç tane vardı. Mesela bir tanesi benim demokrasi anlayışıma kesinlikle uymayan. Ne olursa olsun seçilmiş bir kimseyi, bir belediye başkanlığı görevden alamazsınız. Alamazsınız, onun formülü neydi? Yani görevden alma değil, onun formülü yasaya dersiniz ki böyle bir duruma gelen belirli imza ile, şu ile bu ile bir formül bulursunuz. O şehirde sadece bir halk oylaması yapılır. Görevde kalsın mı kalmasın mı yine halka bırakırsın. Mesela o yanlıştı. Ki onun maliyeti de yüksek olmaz yani, olmaz. Yani bulunabilir. Olmaz tabii. Yani bunun gibi birkaç tane işte YÖDAK'la ilgili bir madde vardı. Biraz böyle mide bulandıran. Onun dışında yani bir kötü bir şey yoktu bu anayasanın. Ama reddedildi. Reddedildi ve bu iyi niyetli genç arkadaşların iyi niyetli çabaları da siyasete duyulan bu genel olumsuzluktan, güvensizlikten nasibini aldı ve orada kaldı. Sayın Bozkurt, yani şöyle bir durum da var orada. Yani anayasa değişikliklerine insanların birçoğunun hayır demesinin sebebi de yani normal salt haliyle sunulmuş olsaydı belki insanlara daha iyi olabilirdi. Doğrudur. Yani işte onun içerisinde siyasilerin mal varlıklarıyla ilgili nereden buldun yasasıyla ilgili ne bileyim seçim ve halk oylaması az önce dedik yani değiştirilsin diye. Bunlarla ilgili vekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili şeyler vardı, maddeler vardı ama bu maddeler ne olduysa komitelerde X partinin bilmem nesiyle kırpıldı. Siz dalga geçen gibi vatandaşın önüne getirirseniz bunu ve sizinle ilgili hiçbir şey yoksa benim hayatımı kolaylaştıracak, benim adalet duygumu tekrar inşa edecek bir değişim yapmamışsam ben niye sana evet diyeyim böyle bir şey? Yani insanları aptal yerine koymamak da gerekiyor galiba. Doğrudur. Tabii yani önemli faktörlerden biri de odur yani anayasanın reddedilmesi. Ama temel nedeni güvensizliktir. Tabii. Yani. Ben yapanlara güvenmiyorum, anlatılanlara güvenmediği. Zaten genel bir tepki var siyasete karşı. Bütün kamuoyu yoklamalarında hep sonlarda yani bir güven yok. İyi bakılmıyor, halk iyi bakmıyor. Ve bunu zaten hissetmek de mümkündür. Yani halk arasında konuştuğunuzda, normal hayatınızda da bunu her zaman görebilirsiniz. Yani bir siyasete karşı bir inanılmaz bir kızgınlık, bir küskünlük, bir şey vardır, bir tepki vardır. Bu da tabii siyasetimizin en olumsuz yönlerinden biridir diye düşünüyorum.
Efendim süremizin artık böyle son 10 dakikasının içerisine girdik ama az önce konu işte ülkelerin mali yapılarından, ekonomik yapılarından, fonlardan açıldı. Üçlü kararnamelerin kaldırılması gerektiğine dikkat çektiniz, ciddi bir hurafe dediniz. Hatta bunlarla ülke yönetilmemesi gerekir dediniz. Yasa gücündeki kararnameleri yeterince hukuki bulabiliyor musunuz ülke açısından veya bir hukuk devleti açısından? Değil, değil. Yani birçoğu... Tabii tek tek şu ondan söylemem şu genel böyle bu demiyorum ama genel yani. Anlamda zorlama olduğu kesin. Yani ben tabii o anayasanın yapıldığı mecliste de vardım ve o madde konurken oraya amacı işte, neydi? Amacı zaten şeyde çok açıkça yazıyor. Çok acil olağanüstü gecikmesi, yani olağanüstü gecikmesi sakıncalı olan durumlar diye bir şey vardır, orada vardır. Ama maalesef biraz aşırı kullanılıyor diye düşünüyorum ben. Yani orada. Ben bildiğim kadarıyla tabii ki çok net şey yapmadım ama hatırladığım kadarıyla o maddede şöyle bir şey ibare var. Yani ciddi ekonomik tedbirlerin acil olarak alınması ve tabii ciddi bir madde daha vardı. Ben birinin işte falanın filanın işte tarlası, arsası bilmem nesi için, arazi için üçlü karar yasa gücünde kararname çıkarılması diye bir ibare yok anayasada. Yok, 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 yok. Bu durumda hükümetlerimiz geçmişten bugüne baktığımızda anayasal bir suç mu işlemiş oluyor? Bu kadar yasa gücünde kararname. Tabii anayasa çiğnenmiş oluyor ama nedir orada? Tabii genellikle tabii bunu yapan hükümetler meclis çoğunluğuna da sahip değiller. Dolayısıyla bir süre sonra biliyorsunuz zaten meclise gidiyor. Evet. Ve bunu onayladıyorlar. Dolayısıyla o şey ortadan kalkıyor. Ama birileri hangi kararname olduğunu şu anda söyleyemem. Yani, ama bazı kararnameler birileri çıkıp Anayasa Mahkemesi'ne götürürse büyük bir ihtimalle, yani %100 gene söylemek mümkün değil ama büyük bir ihtimalle anayasa aykırı sayılacak diye düşünüyorum ben. Evet. Peki Sayın Bozkurt, son olarak şunu da sormak istiyorum. Mali konulara atıfta bulunarak. Şimdi mesela bakıyoruz ülkemizde bir ıslah okulu yok. 1958'te vardı galiba, bilmiyorum siz hatırlayacaksınız. Evet, Latta'da. Ve çocuk yaştaki çocuklar, ki onlara çocuk suçlu da demek istemiyorum. Suç işleyen çocukları cezaevine gönderiyoruz. Ve bu cezaevinde ne yazık ki farklı suçlar da öğrenebiliyorlar. Özellikle uyuşturucu noktasında uyuşturucu tacirlerinin aslında bir anlamda da kucağına atmış oluyoruz bu çocukları. Ve ıslah edilmiyorlar. Topluma kazandırılmak için herhangi bir rehabilitasyon merkezi de yok geniş çaplı olarak baktığımız zaman. En basiti onu söyleyebilirim yani şu an için aklıma gelen ilk olarak. Öte yandan bakıyoruz ki işte diyorlar işte ekonomik yapımız uygun değil, mali yapımız yok. İşte bir proje yapıp Türkiye'ye göndereceğiz veya işte TC yardım heyetlerine gideceğiz denilir. Ama bundan önce baktığımız zaman Cumhurbaşkanlığı'nın, Başbakan Yardımcılığı'nın, Başbakan'ın, Maliye Bakanı'nın, bu dört bakanlığın örtülü ödenekleri var. Niyet iyiyse bu örtülü ödenekler ki bu örtülü ödenekler halka ne yazık ki hesap verilebilir bir ödenek miktarı değil. Tabii. Ki bizim vergilerimizden oluyor bu örtülü ödeneklerde. En azından bir tanesi birinin veya hepsinin almış olduğu bir kararla örtülü ödenekleriyle bir ıslah okulu yapılıp bu gençler kurtarılıp çünkü bugün hepimizin çocukları bir suçlu olabilir. Çünkü öyle bir ülkede yaşar hale geldik. Arkadaş çevresinden olur, şundan olur, bundan olur, kötü aile yönetiminden olur vesaire. Herhangi bir şeyden olur. Evet. Ama her birimizin çocuğu bugün bir suçlu olarak o cezaevi trafik kazasından daha iyi. Dolayısıyla neden bir ıslah okulu açılması için bu örtülü ödenekler kullanılmaz hiç bilmem. Bu kadar zaman neden kullanılmadı bilmem. Ama öte yandan örtülü ödeneğe bakış açınız nedir sizin? Bu demokrasi midir? Demokratik midir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bu örtülü ödenek konusu bütün dünyada var. Uygulamada var. Bu da nereden kaynaklanıyor? Devlet olarak işte bazı şeyleri çok gizli el altından yapmak gerekir. Ama kötü olan nedir? Yani bizde şikayet konusu olan yani
söylediğimiz anlamda kullanıldığı konusunda bir kuşku vardır. Yani işte anlatılıyor, meclisteki tartışmalardan görüyoruz. İşte şuna verildi, buna verildi, şuna dağıldı, buna dağıldı şeklinde görüşler vardır. Yanlış olan odur diye düşünüyorum. Yani yoksa tümüyle olmaması düşünülemez. Yani bir devlet şeyinde vardır. Bütün devletlerde vardır bu. İstisnasız vardır. Başka türlü de olması düşünülemez. Ama genel olarak sorunuza mali kaynak arama konusunda, bulma konusunda, yani ben daha önce de söyledim, tekrar söyleyeyim. Şimdi kişi olarak bile biz, benim bir bütçem var. Yani nedir? İşte bir gelirim vardır. O gelirime göre işte her ay veyahut da o yıl içinde ne harcayacağımı bellidir. Şimdi bir genel, yani hiç kaçınılmaz masraflar vardır. Bir kısım da vardır. İşte onu ben artık ne yaparım? Ben kitap sevdiğim için gider kitap alırım. Bazısı gezmeyi sever, gider gezmeyi alır. Bazısı bilmem gider yatırım yapar, araba alır. Bir arabası varsa bir arabası daha var. Devlet de böyle der. Ben kaynak yoktur şeyine kesinlikle inanmıyorum. Kaynak, devletin elinde kaynak vardır ve dağıtıyor bu kaynağı. Önemli olan kendi görüş açısındaki önceliklerdir. Yani başkasına, şimdi o çarpıcı örneği tekrar söyleyeceğim. Yani bir ülkede 40 tane bir iktidar, bir siyaset, 40 tane çim sahası yaptıysa, çok belirgin olduğu için bunu söylüyorum. Ama bir tek müze yapmadıysa ben onu sorgularım. Ben onu sorgularım. Yani dolayısıyla iktidardakilerin ve siyasetin şeyiyle bağlantılı maalesef. Mentalitesiyle bağlantılı. Tabii bu sorduğunuz soru çok daha aslında derinliğine inilmesi gereken bir konu. Yani sosyal devletin gereklerinden biri bu. Yani sosyal devlet. Ve anayasamızda KKTC'nin sosyal devlet olduğu yazılıdır. Ve şunu da söyleyeceğim. Sol partilerimiz vardır. Ama bizdeki sol partilerin sol anlayışı maalesef sadece Kıbrıs sorunundadır. Ve onun da ben sol olduğunu düşünmüyorum ama sanki solcu olmak bir ülkede, sol düşüncede olmak sanki Kıbrıs sorunundaki o belirli bakış açısına sahip olmaktır. Yani bugüne kadar bu söylediğiniz konuya sahip çıkan bir sol parti çıktı mı ortaya, gördünüz mü? Yani tabii günümüz anlayışında sağ partilerin de görevidir. Onların da sosyal devlet anlayışı olması lazım. Ama özellikle sol partiler için daha da belirgindir bu. Çünkü bugünkü dünyada sol partilerin belirleyici özelliği artık işte devletleştirmedir, şudur budur, onlar kalktı ortadan. Yani tek pazar, bilmem nedir o, serbest pazar ekonomisi, liberal ekonomi falan, onlar genel herkes, bütün partiler bunu benimsedi. Sol partileri, sol sosyalist veyahut da sosyal demokrat partilerin belirleyici özellikleri artık bu gibi sosyal politikalardadır. Evet. Eğitim sistemindedir, sağlıktadır, sosyal güvencededir vesairededir. Yani dolayısıyla gerçekten de hazin bir durumdur yani. Ne yazık ki. Peki Sayın Bozkurt, bu kitabı nereden bulabiliriz? Evet. İzleyenlerimize onu da mesajını verelim. Kitapçılarda var. Tüm kitapçılarda var mı? Yani olabildiğince dağıtıldı bir iki gün önce. Bir de şunu söyleyebilirim. 31 Ocak günü, cumartesi saat 3'te AKM'de, Lefkoşa AKM'de bir tanıtım toplantısı yapıyoruz. 31 Ocak'ta Lefkoşa'da Atatürk AKM'de. Kültür Merkezi'nde. Evet, dört değerli arkadaşımız bunu irdeleyecek. Yani ilginç bir açık oturum gibi olacak. Ahmet Tolgay, Gürdal Hüdaoğlu orada olacak. Salih Egemen ve Çetin Veziroğlu, dört konuşmacı. Hasan Kavecioğlu'nun başkanlığında diyelim. Moderatörlüğünde, başkanlığında öyle bir toplantı da olacak. Yani bu konulara, kitabı bırakın bir tarafa, yani bu konulara ilgi duyan arkadaşlara ben tavsiye ederim. İlginç bir toplantı olacak diye düşünüyorum. Dileyen herkes katılabilir. Tabii açıktır, yani bir şey yok. Özel davetiye de çıkarılmayacak. Herhangi bir bilet satış falan filan da yoktu yani. Hayır. Kitap bulunduracak orada, arzu edenler alabilir.
Ama öyle bir şey de olacak. Yani dileyenler şeyde bulabilirler, kitapçılarda dağıtı bulabilirler. Evet, çok teşekkür ediyorum ben Sayın Bozmak size bu güzel sohbet için. Bu imkanı verdiğiniz, ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Hem görüşlerimi yani anlattım, hem kitabı da tanıtmış oldum. Sizin gelmiş olmanız bizim için yeterli. Değerli izleyenler, 31 Ocak saatini tekrar alabilir miyim Sayın Bozkurt akşam? 31 Ocak saat 15.03, cumartesi 3. saat 3. Öğleden sonra cumartesi 31 Ocak'ta saat 15'te Atatürk Kültür Merkezi'nde bu kitapla ilgili detayları ve dahasını da bulabileceksiniz. Güzel bir konferans şeklinde güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. Eğer Kıbrıs Türk siyasetinin ya da Kıbrıs Türk halkının siyaset kurumunun ayrıntılarını ve detaylarını perde arkasını öğrenmek istiyorsanız davetlisiniz diyelim. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Bu aranın ardındansa sevgili Şifa Avcı'nın telefon attığımızın ucunda olacak ve bize o da yıldızların gündemini anlatacak. Mert Özdeş'le Odak Noktası. Ülke gündeminin yanı sıra Türkiye ve dünyada neler yaşanıyor? Odak Noktası hafta içi her gün saat 12'de. Haber neredeyse biz oradayız sloganıyla yola çıkan haberci Hakan Yıldırım bu düşünceyi programlaştırdı ve sadece haberin konuşulduğu haber geliyor bugün 17.30'da Diyalog TV'de. Diyalog gazetesi, gündem yaratan haberleri ve köşe yazılarıyla her gün bayinizde. Hükümet, elektrik fiyatlarında %36'ya varan oranlarda indirim yaptı. Dünyanın değişik ülkelerinden gelen 15 güzel Merit Premium Otel'de yarışıyor. Burası cennet. Gazi Mausa'da gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda 3 kilo 800 gram bonsai ele geçirildi. Ucuz yolcu taşımacılığı yapan Ryanair, Larnaca ve Türkiye arasında uçuş izni istiyor. Büyük olay, Diyalog her hafta 10 okuruna Beko çamaşır makinesi veriyor. Ayrıntılar Diyalog'da. Bugün Diyalog birinci yıl hediye yağmuru kuponu ve hediyeniz
Ülker Bizim Mutfak Çorba, gazeteniz Diyalog'da. Diyalog TV yayınları Kıbrıs Diyalog TV uygulamasıyla artık iPhone ve iPad'lerinizde. Nerede olursanız olun, gündemi, haberi ve yayınlarımızı kesintisiz ve kaliteli olarak Kıbrıs Diyalog TV Apple uygulamasıyla takip edin. Kıbrıs Diyalog TV uygulaması Apple Store'larda. Kullanmaya hemen başlayın. Değerli izleyenler, haftanın son günündeyiz. Bugün günlerden cuma ve telefon hattımızın ucunda Şifa Avcı'm var. Bizlere burçlarla ilgili yorumlarını yapacak. Günaydın Şifa Hanım. Günaydın Çiğdem Hanım. Evet, neler var bugünkü gündeminizde sizin? Hemen öğrenelim. Burçlara bir başlayalım. Bir bakalım neler vardı. Koç burcundan başlıyoruz. Romantik ve duygusal ilişkilerde doğruyu bulabilirseniz mutluluğu yakalayacaksınız. Çocuk isteyenler, alacağınız müjdeli bir haberle sevineceksiniz. İş yerini geliştirmek isteyenler, işinin patronu olmak isteyenler, hayvancılık ve çiftçilikle uğraşanlar, zaman geçirmek için hobi olarak seçtiğiniz uğraşlardan maddi kazanca kavuşacaksınız. Şimdi sırada boğa burcu var. Boğa ve yükselen boğalar. 2015 Ağustos ayından sonra bir kardeşinizin devletten destek görecek. Diğer kardeşiniz yaptığı işten haklı bir kazanç elde edecek. Bu yıl içinde geleceğinizi düşünerek ileriniz için maddi yatırımlar yapmanız büyük ihtimal. Sabrınızın mükafatını göreceksiniz boğalar. Şimdi sırada ikizler burcu ve yükselen ikizler olanlar. Öğretmenseniz bilgilerinizi daha geniş bir topluma aktaracaksınız. Toplum tarafından saygınlığınız daha çok artacak. Konuşmacıysanız, yazarsanız, emeklerinizin karşılığını göreceksiniz. Annenizin kan rahatsızlığı ve romantizma hastalıkları yüzünden bir tedavi görebilir. Bir kardeşinizi uyarınız, trafikte hız yapmasın. Şimdi sırada yengeç burcu ve yükseleni yengeç olanlar. Önünüze çıkan şansları değerlendirirseniz, kalıcı ve mutlu olacak güzellikler kazanacaksınız. Elinize bol kazançlar geçecek. Yengeç kadınları, bebek müjdesiyle sevineceksiniz. 2015 Ağustos ayından sonra kardeşlerinizle aranızda paylaşacağınız bir maddiyattan sevineceksiniz. Şimdi sırada Aslan burcu ve yükselen aslanlar. Çok çabaladınız, çok emek sarf ettiniz. Çabalarınızın ve emeklerinizin karşılığını göreceksiniz. Büyük bir başarı sağlayacaksınız aslanlar. Yeteneklerinizin arttığını fark edeceksiniz. Politika, ticaret, turizm, eğitim, yazarlık ve medyatik işleriniz varsa başarı sizi bekliyor. Yaptığınız işlerle parlayacaksınız. Büyük başarı sağlayacaksınız aslanlar.
Şimdi sırada Başak Burcu ve Yükselen Başak olanlar. Maddi manevi acılardan kurtulacaksınız. Hastanız varsa iyileşecek. Özgürlüğü kısıtlanmış bir yakınınız varsa özgürlüğüne kavuşacak. Yaptığınız işlerle kendinizi tanıtacaksınız Başaklar. Sevgi ve saygı göreceksiniz. Maddi mal varlığına kavuşacaksınız. Ağustos ayından sonra bütün dileklerinizi gerçekleştireceksiniz. Şimdi sırada Terazi Burcu ve Yükselen Terazi olanlar var. Kendinizi mücadele içinde bulabilirsiniz bugünlerin içinde. Siz zorluklarla mücadele ederken hayatınızı kimlerin zorlaştırdığını öğreneceksiniz. Sevgilinizden veya eşinizden ayrılmışsanız elinize geçen bir şansla yine bir araya gelebilirsiniz. Şimdi sırada Akrep Burcu ve Yükselen Akrep Burcu. Öğrenciyseniz elinize gelen bir şansı değerlendirecek ve ufkunuzu genişleteceksiniz. Yabancı ülkelerde ve uzak yollardan bir eğitim şansı sizi düşündürecek. Sabır, sebat, irade göstererek hedeflerinize emin adımlarla ilerleyeceksiniz. Önümüzdeki 4-5 gün içinde kendi helaliniz olan, kendi kazancınız olan bir maddiyat elinize gelecek. Unutulmuş bu, almadınız. Paranızı 3-4 günün içinde alacaksınız. Bir para konusundan sevineceksiniz. Şimdi sırada Yay Burcu var. Ağustos ayında şans ve talih yıldızı Jüpiter, haritanızın 10. evine geçiş yapacak. Ve bir sene kadar 10. evinizde kalacak, size şans dağıtacak. Yaptığınız işlerle göz önünde olacaksınız. Ününüz, şerefiniz artacak. Devletten destek göreceksiniz devletten. 10. ev başınızın tacıdır. Bekarlar için evlilik tacı. Nişan, nikah bu sene içinde gerçekleştirecekleriniz hayallerinizden birisidir yaylar. Şimdi sırada Oğlak Burcu ve Yükselen Oğlak olanlar. Oğlak Burcu'nun genç erkekleri. Gelenekler ve göreneklere düşkünsünüz. Ciddi ve olgunsunuz. Ailenizin de onayladığı bir evlilik şansı elinize geçecek. Değerlendiriniz. Şans yıldızı Jüpiter size şans dağıtmaya devam edecek. Şimdi sırada Kova Burcu ve Yükselen Kovalar. Evli olan kovalar. Eşin parasından ve taşınmaz bir mal konusundan sevineceksiniz. Mahkemelerde uzayıp giden ve bir türlü sonuçlanmayan hukuksal davalarınız varsa kurtuluşa ereceksiniz. Size düşmanlık yapmak isteyenlerin düşmanlığı dostluğa dönecek. Düşmanlarınızla dost olacaksınız. Onlardan kazanç sağlayacaksınız. Şimdi sırada Balık Burcu ve Yükseleni Balık olanlar. 3-4 günün içinde, bu 3-4 günün içinde balıklar, yanınızda çalışanlara destek olacaksınız. Onların rahatlığı ve huzuru için maddi manevi desteklerden kaçınmayacaksınız. İşçiyseniz, memursanız,
patronunuzun güvenini kazanacaksınız. Aile büyüklerinize destek olacaksınız. Dargın olduğunuz bir arkadaşınızla arkadaş toplantılarında karşılaşabilir ve aranızı düzeltebilirsiniz. Bekar olan balıklar, kalbi gönlü boş olan balıklar, arkadaş toplantılarında arkadaşlarınızın tanıştırdığı birisiyle yeni bir ilişki başlama şansınız olabilir. Bugünlük günlük borç yorumlarımız bu kadar. Evet, teşekkür ediyoruz. Oldukça güzel de uyarılarda bulundunuz. Sanıyorum burç sahipleri böyle notlarını almışlardır. Bakalım olacak mı olmayacak mı? Ben hep öyle yapıyorum. Teşekkürler Şifa Hanım. Görüşmek üzere diyelim size. Teşekkür ederim. Pazartesi buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Buluşmak üzere. Teşekkürler. Değerli izleyenler, birlikteliğimizi burada noktalayacağız ama önce dilerseniz son olarak bir kez daha gazetelerimizi aktaralım ve stüdyomuzu Diyalog Medya Kurumu Meteoroloji Editörü Sayın Fehmi Oktay'a bırakalım. Ondan da yurt ve dünyadaki hava durumunu öğrenelim. Ve diyalogla başlıyoruz. İyi oldu başlığını kullandı Diyalog gazetesi bu sabah. Manşetinden aktardığı haberinde hükümet elektrik fiyatlarında %36'ya varan oranlarda indirimler yaptı. Ucuzluk fiyatlara yansıtılmalara başlıklarıyla destekleniyor bu haber. Hakan Yıldırım'ın haberiydi. Manşetten aktarılmış olan eski fiyat, yeni fiyat şeyleri de tablosu da manşette yer alıyor. 1-2 kuruş arası değişen rakamlar ve indiriminiz hayırlı olsun, iyi oldu başlığıyla aktarılıyor. Gazi Mausa'da gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda 3 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi. Piyasa değeri 250 bin Türk lirası. Ön sayfada fotoğraf konusunda yer alan bir başka haberdi. Ucuz yolcu taşımacılığı yapan Ryanair Larnaca ile Türkiye arasında uçuş izni izliyor. Gözler bu kez Ankara'da, ön sayfadan aktarılıyor bu haberde. Dünyanın değişik ülkelerinden gelen 15 güzel Merit Premium Otel'de yarışıyor. Burası cennet yorumu da var. Ön sayfadan aktarılan haberde ve TÜPGAZ'da indirim yapıldı. 4 Türk lirası bir indirim var TÜPGAZ'da. Rum Tarım Bakanı LSD konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden başvuru talebi olmadığını açıkladı ve başvuru bekliyorlar. Ön sayfada yer alan bir diğer haber ve günün büyük olayından bahsedeyim size. Hepsini bir yere geçtim de Diyalog Gazetesi okurlarına her 10 okuruna Beko'dan çamaşır makinesi hediye edecek. Bu çamaşır makinesine sahip olmak istiyorsanız ne yapmanız gerektiği bugünkü Diyalog gazetesinde yazıyor. Bayilerinizden talep edebilirsiniz. İç sayfalarda süremiz yetse ben size açıp okuyacağım ama ne yazık ki süremiz yetmiyor. Yönetmenim oradan uyarıyor beni çabuk diye. Dolayısıyla Diyalog gazetesinin bugün sür başlığında yer alıyor. Görüyorsunuz fotoğraf konusunda tam 10 okurumuza her hafta Beko'dan çamaşır makinesi veriyoruz. Koşullar iç sayfalarda. Kıbrıs'a devam ediyoruz ve Kıbrıs gazetesi bugünkü manşetinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un açıklamalarını, raporlarını yansıttı. Ön sayfasında izolasyonlar kaldırılmalı başlığıyla aktarılıyor ve 6 aylık Kıbrıs raporunun en önemli konularından biri, hatta yılların en önemli raporlarından biri olacak sanıyorum ki bu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon bu raporda izolasyonlar ve ambargolara vurgu yaptı. Bir anlamda bizlere karşı bir haksızlık olduğunu altını çiziyor aslında. Diplomatik anlamda bakmakta fayda var. Ve halkın sesi bu sevgi bitmez dedi bugünkü manşet haberinde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi liderimiz Doktor Fazıl Küçük anıt mezarında saygı, özlem ve minnetle anıldı. Halkın Sesi gazetesi bunu ön sayfasında manşetine taşımış oldu. Kıbrıs Postası ise birbirimize gülecek yüzümüz yok başlığını kullandı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki asgari ücretin kıyasladı ve hayatın ucuzlatılması yönünde detayları da aktardı. Detay gazetesi komik bir hayat pahalılığı artışı dedi. Ön sayfada yer alıyor. Sigortalıların tepkisi de manşetteydi. Havadis de polis de işin içinde diye bir başlık kullandı. Bir polise bütün
teşkilatı yapmamak gerekir. Onu da söylemekte fayda var. Gazi Mausa'da da uyuşturucu operasyonu yapılmıştı. Biri polis, 4 kişi tutuklandı. Star Kıbrıs gazetesi haksız rekabet olmamalıdır dedi. Girne Amerikan Üniversitesi CEO'su Asım Mehdi'nin yapmış olduğu açıklamalar var. Ve Vatan gazetesiyle devam edeceğiz efendim. Vatan gazetesinin bugünkü manşet haberi ise rapora tepki, ama bu tepki Güney Kıbrıs'ta yer aldı. Christodoulidis tarafsızlık bahanesiyle eşit mesafe yaklaşımı durumu daha da kötüleştirir dedi. Bu da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin adanın hem kuzeyine hem de güneyine eşit bir yaklaşım sergilediğini ortaya koyuyor. İzolasyonlar ve ambargo vurgusu önemli dediğim gibi. Afrika işte gerçek anket dedi Mustafa Akıncı'nın Yakın Doğu Üniversitesi AKM Kültür Salonu'nda yapmış olduğu seçim şeyini, 3 boyutlu seçim bildirgesini açıklamıştı orada. Bununla ilgili bir manşet oluşturdu. Haberal Kıbrıs'ı 840 bin Türk liralık ahlaksız tekliften bahsetti. Bu habere göre Cumhuriyetçi Türk Partisi'den bazı kişiler gece kulüpleri sahipleriyle iletişime geçiyor ve gece kulüpleri sahiplerine bizden 20'şer bin liralık milli piyango bileti alın, CTP'nin biletlerinden alın. Biz de size işte gece kulüpleri izinlerinde biraz daha esnek olalım teklifi yapıldığını iddia ediyor Haberal Kıbrıslı ahlaksız teklif başlığıyla. Ve Kıbrıs Volkan'da da yine 4 kilo bonsai var. Değerli izleyenler, işte Kıbrıs Rum yönetimi ifadesinden rahatsız oldular başlıkları da dikkat çekiyor. Yeni düzense elektrik nefes aldırdı dedi, elektriğe yapılan zammı manşetini taşırken Güneş gazetesi su doğru yönetilmeli diyen Cumhurbaşkanı Dervişeroğlu'nun güzel yurt ziyaretini manşetine taşıdı. Demokrat bakışta bakışsa Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Doktor Fazıl Küçük'ün Anıttepe'deki anma törenini manşetine taşıdı. Burada Cumhurbaşkanı Eroğlu bir anlaşma istiyoruz dedi ve bu haber de ön sayfadaydı. Ortamsa değişim fikirlerle gelecek dedi. Değişim cinsiyet veya yaş kategorileri üzerinden olmamalı diyen Mustafa Akıncı'nın söylemlerini manşetinden duyuruyor. Bu sabah kendi okurlarına televizyon ekranlarından da. Değerli izleyenler, bugün içinde birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hafta başında tekrar pazartesi günü sabah 7.30'da güne merhaba demek için burada olacağız. Şimdilik bu haftalık bizden bu kadar.